Öncelikle panik atak bir psikolojik hastalık değil. Aa. Yani vücut aslında burada organik bir cevap veriyor. Yani olayı yanlış algılıyor. Bu kişiler mükemmelliyetçi kişiler. Her şey mükemmel olsun istiyorlar. O zaman aslında senin içinde iki tane sen var. Aa. Beynin içerisindeki elektronik devrelerin kısa devre yaptığını öğreteceğiz. Bizim beynimiz elektrikle çalışır. Eğer böyle olmamış olsaydı, düşünce gücüyle alıyor olsaydım, felçli hastaların da bunu alıyor olması gerekirdi, doğru mu? Kafanıza kablo bağlasak lambayı yakarsınız. Otobüste gidiyorsun. Sana iğrenç birisi kokuyor ama iğrenç. O kim biliyor musun? Kim? O sensin. Antidepresan dediğimiz ilaçlar aslında antidepresan değil. Halk boşuna korkuyor. Herkese merhaba, Ekin Olcay'ta YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok değer verdiğimiz, çok sevdiğimiz bir konuğumuz var. İkinci defa ağırlayacağım kendisini. Doktor Nejat Altıntaş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi ilk programda öyle şeyler anlattınız ki devamı gelsin diye izleyenler gerçekten çok istediler. Özellikle belli konuları. Hepsini konuşacağız bugün. Ama öncelikle panik atakla ve takıntılarla başlamak istiyorum. Şimdi anksiyete, panik atak ya da takıntılar. İnsan kendisinde olduğunda çok da olduğunun farkına bile varamıyor belki ama vardığında da nasıl kurtulacağını bilemiyor. Bu takıntılar nasıl oluşuyor? Bunlardan kurtulmak tamamen mümkün mü? Bununla başlamak istiyorum. Öncelikle panik atak bir psikolojik hastalık değil. Aa. Evet, panik atak aslında vücudun bir çeşit bitmesinin, yorulmasının bir sinyali. Şöyle düşünelim. Hepimiz hayatımızın zor dönemlerinde suyun altında gideriz. Ama bazı insanlar o suyun altında giderken suyun üstüne çıkıp nefes almayı bilirler. Ama panik ataktakilerin geneline baktığın zaman hepsi mükemmelliyetçi. Hepsi bir hedefe tutunmuşlar ve mutlaka o hedefe gitmeye çalışıyorlar. O hedefe giderken de o suyun altından hiç nefes almadan gitmeye çalışıyorlar. Ne oluyor? Dolayısıyla da nefes alamadığın için de boğuluyorsun. Olmaz. Şöyle düşünelim. Şimdi bu sizsiniz. Tamam. Problemlerle karşılaşıyorsunuz bakın. Problemler şu an içinizde değil mi? Evet. İçimizde tutuyoruz bunu. Evet, bakalım böyle. Sonra tekrar bir problemle daha karşılaşıyorsun. Bunu da atmıyorsunuz. Bu da sizin içinizde duruyor. Olay büyümeye başlıyor. Büyüyor ama içinde su biriktikçe birikiyor. Hı-hı. Görüyorsunuz. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Evet. Oraya baktım, izleyiciler de görüyorum diye. Evet. Tekrar koyalım. Ve en son bir kere daha bakın, hiç fazla değil, bir damla daha birisi geliyor bir gün Olcay. Birisine diyor ki senin saçın niye böyle diyor. Bir bakıyorsun Olcay'a, bir bağırıyor, bas bas bağırıyor, anlayamıyorsun. Oo. Ufacık bir şeyden ne kadar sinirlendin oluyor o zaman değil mi? Bütün her şeyi boşaltıyor işte, panik atak bu. Vücudundaki her şeyi boşaltmaya başlıyor bak. Vücudun aslında bir reaksiyon mekanizması. Şimdi şöyle. Aslında korku dediğimiz mekanizma hepimizde var. Atalarımızda var bir kere. Neden var? Çünkü düşünsenize orada çalı var. Çalıdan ses geliyor. Atalarımız ne yapıyor? O çalıyı duyduğu zaman bir grubu kaçıyor. Bu ses tehlikeli olabilir diyor. Bir grubu da kaçmıyor. Ne olacak ki o sesten diyor. Ama o çalının arkasında büyük bir aslan var. Eski zamanda yaşamış. O korkmayanı yiyor orada. Korkanlar kurtuluyorlar. Hani korkanın anası ağlamaz derler ya. Doğru. İşte bu bunun için. Gerçekten kurtuluyor. O genetik koda yerleşiyor o zaman. Genetik kodumuza aslında biz bu korkan insanların torunlarıyız. Korkmayanlar öldü gittiler. Hayatla bağdaşmaz korku. Çünkü neden? Korku bir duygudur değil mi? Duygunun oluşturmasının sebebi beden. Duyguyu oluşturaraktan vücutta enerji oluşturmaya çalışır. Neden? Çünkü düşünün bir aslan var, ceylan var. Aslanı gördüğü zaman ceylanda ne oluşuyor? Korku oluşuyor. Korku ne? Duygu. Bir duygu, korku duygusu. Vücudunuzda enerji oluşturacak ki aslanın dişlerinden o bedeni kurtarasınız değil mi? İşte o duygunun enerjiye dönüşebilmesi için duygu beyinde stres hormonlarını salgılatıyor. O da gidiyor böbrek üstü bezini salgılatıyor. Böbrek üstü bezinden iki tane hormon salgılanıyor. Bir tanesi adrenalin, öbürü de kortizon. Adrenalin ne yapıyor? Adrenalin siz bir savaşa gittiğinizde
elinizde kılıç kalkan savaşı yapıyorsunuz. Kılıçlı savaşırken diyelim ki sizin vücudunuzda akıllı bir bilgisayar var, yapay zeka var. O savaşta sizi korumak istiyor. Neler yapar? Birincisi şunu yapar. Der ki ben rakibimden kafam daha iyi çalışsın der. Rakibinden daha iyi çalışabilmesi için ne yapması lazım? Beyne kan göndermesi lazım. Vücuttaki kan miktarı belli. Ne yapacak o zaman kanı? Vücutta gereksiz gördüğü yerlerden kanı çeker. Birincisi nereden çeker? Bağırsaklardan çeker. Neden? Çünkü yemek savaş esnasında sen yemek bir menü alayım patatesi de double olsun der misin? Demezsin. İşte o zaman ne yapar? Bağırsaklardan çeker kanı. Bağırsaklardan devamlı çekerse kanı ne olursun bu sefer? Bağırsak çalışmamaya başlar. Al sana irritable bağırsak, huzursuz bağırsak sendromunun sebebi bu. İkincisi nereden çeker? Deriden çeker. Niye? Savaş esnasında deriye ihtiyacı yoktur. O yüzden ne olur? Panik atak esnasında kişide nemlenmeler ve terlemeler meydana gelir. Üçüncüsü cinsel organlardan çeker. Çünkü neden? Siz bir savaş esnasında cinselliğin amacı üremekse üremeyi düşünür müsün? Hayır. Oradan çeker. İşte erkeklerde, kadınlarda işte bu frigid dedikleri soğukluk, cinselliğe karşı uzak durmanın sebebi işte bu stres mekanizmaları. Kanı aldık. Kanı aldıktan sonra beyine göndermesi gerekiyor. Kan geldi. Ne yapması gerekiyor kanı? Pompalaması lazım beyni. O zaman ne yapıyor? İşte diyor ki hadi o zaman kalbin hızını artırayım diyor. Kalbin hızı artıyor ve bu kan oraya pompalanmaya başlıyor. İşte panik ataktaki bu çarpıntıların sebebi de bu. Ve ceylanın üzerinden tekrar gidersek kaçabilmesi için bir de enerjiye ihtiyacı var değil mi? Tabii. İşte o kortizon dediğimiz madde de karaciğerdeki şeker depolarını, glikojen dediğimiz şeker depolarını anında yıkar ve ceylanın istediği enerjiyi açığa çıkartır ve böylece ceylan arslanın ağzından kaçar. Şimdi buradaki mekanizma şu bak, burası çok önemli bir yer. Şimdi ne oluyor? Burada gerçek bir aslan var. Aslanın meydana getirdiği bir korku var. Korku bir duygu. Duygunun sonucunda enerji oluşuyor. Hayvan kaçıyor, koşuyor ve o enerjiyi sıfırlıyor, bitiriyor. O yüzden de ceylan aslandan kurtulunca orada ot yemeye devam ediyor. Ama sen ne yapıyorsun? İşte panik atakta o korku merkezi, aynı hayvanlardaki korku merkeziyle birebir bizim aynı merkezimiz var. Beyninin içerisinde bir aslan olduğunu düşünüyor. Korku enerji oluşturuyor ama sen boşaltmıyorsun bunu. Nereye boşaltacaksın? Aslan yok çünkü. Aslan yok. Bu enerji senin bedeninde birikmeye başlıyor. Habire adrenalin sentezliyor. Savaştasın, savaş. Ama ben ve savaşta değilim. Ve hastalık yaratıyor değil mi? Savaşta değilim ben. Habire böbrek üstü bezinden kortizon salgılıyor. Şeker salgılıyor ama ben savaşta değilim ve boşaltmıyorum o enerjiyi. Şimdi savaştayken demin önemli bir nokta daha vardı. Şimdi savaştayken o yapay zeka şunu da yapıyor. Diyor ki birazdan bunun koluna kılıçla vuracaklar, koparacaklar, kan fışkırmasın. O zaman ben ne yapayım diyor, iki şey yapıyor. Bir, damarları daraltıyor ki kan fışkırmasın. İki, kanı pıhtılaştırıyor. İşte al sana tansiyon. Al sana kalp damarlarının tıkanması ve kanın pıhtılaşmasının bozulduğu için kalp krizi. Gördünüz mü? Yani stresin bir insan vücuduna neler yaptığını o kadar böyle örneklerle net anlatıyorsunuz ki. Gerçekten kendimize bunu nasıl yapıyoruz? Evet. Şimdi düşün. Mesela bu böbrek üstü bezinden ne salgılanıyor dedik? Kortizon. Şimdi kortizon dediğimiz şey hani şu doktorların iğne olarak vurdukları var ya yani doktorlar diyor ki işte al bu kortizonu yaptır alerjide şurada burada. Komşularınız ne diyor? Sakın yaptırma, kemik eritir. Doğru, kemikleri eritir. İşte kilo aldırır. Ondan sonra hörgüç oluşturur, kansere sebep olur. Şimdi bu kortizonla o kortizon birbirinin aynısı birebir. İlacı almaya çekiniyoruz ama kendimiz üretmekten kaçınıyoruz. Aynen öyle. Bir süre sonra böbrek üstü bezinden habire bura salındığı için sen aslında vücudun DNA onarım mekanizmalarını bozuyorsun. Ve vücudun habire streste olduğu için de bütün kemik erimesinden gözlerde katarak oluşmasına, saçların beyazlanmasına kadar her tarafa sebep oluyorsun. Görüyor musunuz? Yani vücut aslında burada organik bir cevap veriyor. Yani olayı yanlış algılıyor. Çünkü hepimizin içerisinde tam şu kulaklarınızdan girin içeriye tam ortada amigdala dediğimiz korku merkezi var. Herkeste var bu merkez. Olmazsa zaten ölürsün. Düşünsen araba üstüne doğru geliyor. E gelsin diyorsun. Farkmıyorum. Ölürsün. Olmaz. Ama panik ataklılardaki problem
bu korku merkezinin normal insanlardan %30 daha büyük olduğunu görüyoruz. Peki anksiyeteliler için de aynı şey geçerli mi? Aynen, anksiyete, genel anksiyete bozukluğunda ve panik atakta bu merkez daha büyük. Ve beynin üst beyinle, insan beyni, akıllı beyinle, hayvan beyni dediğimiz bu atakları yapan beyin arasındaki iletişimi sağlayan dorsal anteriosingulate korteks dediğimiz bir bölgede daha küçük olduğu için akıllı beyin oraya da hükmedemiyor. Bir şey sorabilir miyim bu noktada tabii hocam? Sözünüzü unutmayın ama. Şimdi onlardaki amigdala daha büyük diyorsunuz. Bu doğuştan gelen bir şey mi yoksa stres yapa yapa insan kendi mi büyütüyor? Harikasın. Yumurta tavuk, tavuk yumurta. Şimdi burada hem genetik faktörler var %40, %60 da senin hayata nasıl baktığınla alakalı. Demek ki şuradan bu ayrımı iyi yapacağız. Panik atak olduğu zaman insanlar utanıyor. Niye? Çünkü diyor ki ben bir profesörüm ya. Bir profesör nasıl panik atak olabilir? Ben şu şirketin CEO'suyum. Ben işte şu ailenin aile reisiyim. Daha büyük işler yapanlar daha büyük stres yaşıyor. Evet. Ben panik atak olamam ama senin bilmediğin bir şey var. Panik atakı aşağıdaki senin hayvan beynin yapıyor. Seni CEO yapan, seni doktor yapan, seni mühendis yapan, seni sunucu yapan insan beynin. Bununla bu farklı. Sen peki şöyle bir soralım. Sen diyabet olsan, diyabetinden utanır mısın, utanmazsın? Utanmazsın tabii. Bu da aynısı. Bu da organik bir şey. Yani bunun psikolojiyle çok bir alakası yoktur. Ama şimdi mesele, psikolojiye baktığımız zaman bu kişilerde şöyle bir sıkıntı var. Yani organiği bir kere hatırlıyoruz. Organik, fizyolojik demek. Demek ki genetik olaraktan bir şeyiniz var. Ama bu kişilerin hayata bakışlarıyla ilgili de çok ciddi bir problem var. Birincisi, bu kişiler mükemmelliyetçi kişiler. Her şey mükemmel olsun istiyorlar. Hayattaki en yani şu perdenin şu kıvrımlarından bir tanesinde böyle şurası mesela daha az kıvrım olmuş. Niye az kıvrım olmuş diye. Ona bile takıyor mesela. Ama sen anlamıyorsun. Lan diyorsun ne güzel perde şurada bak ışıklar var hoş. Gerçekten de çok hoş. Ama öyle değil. Onun kafasında o. Genel olaraktan acaba panik atak olduğu için mi böyle? Böyle olduğum için panik atak olduğunu bilmiyoruz. Ama bir mükemmelliyetçilik var. İkincisi en büyük problemlerimizden bir tanesi bizim şöyle. Şimdi sana bir gözlük vereceğim. Tamam. Bu gözlüğü bir takar mısın? Tabii. Rengi de çok güzelmiş hocam. Evet. Yakıştı mı? Evet. Şimdi o gözlük sendeyken ama gözlükle bakarken, gözlüksüz baktığını tamam düşünmeyeceksin ama. Gözlükle bakarken bu bardağı ne renk görüyorsun? Kırmızı. Görüyor. Tamam. Kırmızı. Peki gözlükten bakan, gözlüğün arkasından bakan kim? Benim. Sensin. Peki. Bunu kırmızı gördün. Evet. Doğru mu? Tabii. Şimdi peki ben sana diyorum ki gerçekte bunun rengi ne diyorum? Gerçekte bunun rengi ne? Normalde beyaz aslında. Beyaz. O zaman aslında senin içinde iki tane sen var. Hani Yunus Emre'nin dedi ya bir ben var benden içeri. İşte bu onun gibi diyelim. O başka anlamda söylemiş ama biz öyle diyelim. Şimdi bir tanesi gören, hisseden, duyan sen. Bir de daha üstte fark eden sen. Gerçeği bilen. Gerçeği bilen sen. Şimdi bu gözlüğü düşüncelerimiz olarak düşün. Düşüncelerinle kendini birleşik hale getirirsen, ikiniz birleşik hale gelirseniz ve o üstteki üst bakış kaybolursa, fark etmezsen, o zaman ben sana desem ki bu bardak beyaz desem, hayır dersin. Hoca sana niye inanayım ki? Ben bunu kırmızı görüyorum. Kırmızı görüyorum. Sana mı inanacağım dersin? Doğru mu? Doğru. İşte bu panik atağın haricinde obsesif kompulsif dediğimiz takıntı hastalıkları var. Takıntı hastalıklarında mesela kişi durmadan gidiyor elini yıkıyor. Ona diyorlar ki ya kardeşim niye bu kadar elini yıkıyorsun? Ne gerek var? Yani ne olur ki yani diyorsun. Sen ona mantıkla yaklaşıyorsun. Hani nerede kir diyorsun. Ama senin anlamadığın bir şey var. Sen ona konuşarak yaklaşıyorsun ama o gözlüğü takmış burada. Gözlük öyle var. Görüyor. Diyor ki ben sana niye inanayım ki diyor. Ben buna görüyorum diyor. Ama öbür taraftan o üstteki bakış yapan meta bakış daha üst bakıştaki kişi onlarda da var. Kimde yok? Şizofreni olan hastalarda yok. Obsesif kompulsiftekiler yukarıdakiler diyor ki üstteki bak diyor sen elini yıkıyorsun ama ya da işte şuna kirli diyorsun ama aslında kirli değil diyor. Ama kendini tutamıyor. Onu yapmasa rahat edemiyor. Yani üst bakış var. Bu gözlük var.
Tamam. Gözlükle kendisi birleşmiş vaziyette. Biz buna füzyon diyoruz. Düşüncesiyle kendisini öyle bir birleştirmiş ki bu üstteki bakıştaki insandan, ayırt eden insandan daha üst seviyeye gelmiş. Dolayısıyla da gerçekliğini kaybetmiyor ama bu onun gerçeğiymiş gibi geliyor. Bu onun gerçeği haline geliyor. Ama şizofreni hastasında tamamen bu kaybolduğu için, üstteki kişi kaybolduğu için gözlükle kendisi tamamen füzyon oluyor. İşte başlıyor, ben işte kralım, ben işte şuyum, ben buyum demeye. Oh, çok ilginç gerçekten. Peki şizofreni hastalığı artık bambaşka bir boyut ama tabii. Tamamen takıntılarla bu gözlükle bakan bir insana o gözlüğü nasıl çıkarttırırız? Harikasın. Şimdi öncelikle bu gözlükten bakışı çıkartabilmek için şunu anlatmamız lazım. Birincisi bu hastalığın da organik olduğunu, beynin içerisindeki elektronik devrelerin kısa devre yaptığını öğreteceğiz. Hmm. Bizim beynimiz elektrikle çalışır. Yani diyelim ki ben şimdi şu bardağı alıyorum değil mi? Şimdi ben bu bardağı nasıl alıyorum? Düşünceyle almıyorum. Düşünceyle bunu alamazsın. Doğru, otomatik bir hareketle alıyorsunuz. Aslında şöyle düşünüyorum. Düşündüğüm anda beynim elektrik üretiyor. Ürettiğim elektriği elime gönderiyorum. Elime elektrik sayesinde şu kasılma hareketini yapıyorum ve tutup alıyorum. Eğer böyle olmamış olsaydı, düşünce gücüyle alıyor olsaydım felçli hastaların da bunu alıyor olması gerekirdi. Doğru mu? Doğru. Almak istiyor, düşünceyi üretiyor ama düşünce beyinde elektrik üretiyor ama şuradaki sinir ya da bakır kablo koptuğu için oraya elektriği buraya gönderemiyor. Ve bizim beynimizde 100 milyar hücre var. Her bir hücre de 0.07 mikrovolt enerji üretiyor ve bunların toplamında deli gibi bir elektrik oluşuyor. Ve elektrik ne yapıyor? Bu sayede pil göreviyle bunu alıyor. Hatta o kadar güçlü elektrik oluyor ki bir lambaya senin kafandan kablo bağlasak kameraman arkadaş da gelsin. Gelir misiniz buraya? Siz de gelin. O Can kadar evet. Kameraman değil ama olsun gelsin bize. Gel Çağrı. Olsun. Buraya gel yanımıza. Hı-hı. Beynimiz o kadar elektrik üretiyor dedik ki. Kafanıza kablo bağlasak lambayı yakarsınız. Şimdi. Yakmayacağız değil mi çocuğu? Yakmayacağız. Bir iki dakika ayağa kalkar mısın? Bir saniye. Hemen. Bunu daha önceden sen görmedin. Görmedim. Evet. Bu elimde kaldı. Bunu burasından tutar mısın? Ben tutmayacağım. Tamam. Ki hani hoca tutuyor falan demesinler. Sen tamam. De tut burasından. Evet. Biz görülebiliyoruz. Evet görülebiliyoruz değil mi? Burasını elimi tutar mısın? Şimdi bakın burada bir lamba var. Hı hı. Bu arada şunu da göstereyim. Bu benim mikrofonumun arkası. Hani herhangi bir şey var diye düşünürlerse. Evet. Burada bir lamba var. Evet. Şimdi biz lambaya kısa devre yapacağız. Şu an kısa devre yapmadık. Devre tamamlanmadı. Tamamlanmadı. Şimdi devreyi senin alnında tamamlayacağım. Bak enerji vereceğim. Seyret orayı. Tamam. Aa! Aa! Evet. Elini ver. Eyvah şunu keşke arkaya tamam, taksaydım. Şöyle yapalım. Kamera böyle daha iyi zoomlayabiliyor mu? Gerçekten çok ilginç bir şimdi şeydi. Şimdi sen şuradan tut. Senle yapalım mesela. Evet gösterelim. Sen bana yap. İnanılmaz bir şey. Evet. Çok görüyorsun güzel. Değil mi? Evet. Yani bazılarda hatta ben oyun olsun diye diyorum bak senin enerjin düşük diyorum. İletken olmayan bir yere dokunuyorum. Bak enerjin yoktur falan diyorum. Sonra ete dokunduğum anda... Gerçekten çok ilginç. İlginç değil mi? Çok ilginç. Evet. Çağrı'cığım çok teşekkür evet. ederiz katıldığın için. Demek ki bunu niye getirdim? Bunu demonstrasyon olsun diye. Yani demek ki beynimiz elektrik üretiyormuş. Gördünüz. Gördük gerçekten. Hocam aramızda elektrik oldu. Evet. böyle aynen. bir şey mi? İnsanların arasındaki elektrik de böyle bir şey mi? Aynen. Hocam? İnsanların arasındaki elektrik de bu. Feromen dediğimiz bir şey var erkeklerle kadınlar arasında. Ben bunu koku. Beklemiyordum gerçekten. Bunu siz getirdiğinizde sormadım özellikle evet, ne yapacağınızı. Evet. Feromen dediniz oradan devam edelim isterseniz. Feromen ayrı bir konu. Yani kadınların yani konu atlayacağız ama şöyle parantez onu açalım. Onu hemen geri döneceğiz. Parantez açalım. Şimdi atların burnunun şurasında tam şurasında bir koku organı vardır. Jacobson organı. Atlarda hala var. Şu an erkekler ve kadınlarda da bu organ, şuradaki organ burnun içerisinde vardır. %30 erkek ve kadında vardır. İnsanlarda. Evet. Somut olarak görürsün ama her insanda vardır bu Jacobson organı. Her kadın ve erkek koku salar. Koku saldığı zaman siz o kokudan
o kadının veya o erkeğin size uygun olup olmadığını anlarsınız. Kadının ve erkeğin saldığı kokulara feromen denir. Tamam. Bu feromenler sayesinde dersin ki bu bana uygunmuş dersin. Hani bazen... Ama herkes çeşit çeşit parfüm kullanıyor. Üstünü örtüyoruz. Parfüm sıkmadığımı sayalım. Bir gün otobüste gidiyorsun. Sana iğrenç birisi kokuyor. Ama iğrenç. O kim biliyor musun? Kim? O sensin. Nasıl yani? Yani sana en iğrenç kokan kişi senin kokun. Sensin o. Ay millet yıkanmıyor, terler içinde geziyor. Nasıl? Niye biliyor musun? Çünkü vücut öyle bir mekanizma kurmuş ki senin genetiğine en benzer yapıdaki kişiyi sana iğrenç kokutturuyor ki onlar cinsel birlikte olmayasın ve doğacak çocuklarda mutasyonlar olmasın diye. Sana en güzel kokan da senden genetik olaraktan en uzak kokan. Dolayısıyla bir espri yapayım. Espri dediğim gerçek ama. Bir gün böbrek ihtiyacım var. Böbrek nakline ihtiyacım var. Birisi o kadar iğrenç kokuyor ki tut onu hemen hastaneye götür. Çünkü onu genetik olarak sana acayip benziyordur. Aa, çok ilginçmiş gerçekten. Vallahi çok ilginç bilgiler araya sıkıştı. Evet. Olaya geri dönelim. Aynen. Şimdi feromenler bunlarmış. Yani dolayısıyla kokusu güzel olan insanlar genetik olarak bizden en uzak insanlardır. Mesela sıçanlarda yapılan çalışmalarda kendi kardeşleriyle birlikte olmuyor. Çünkü onun kokusu ona iğrenç geliyor. O yüzden yani bebeklerde yapılan çalışmalar vardır mesela. Bebek annesinin kokusunu alır. Tabii. Anlar yani. Yani o mesela, anne kokusunu direkt hissediyorlar. Aynen. Şimdi gelelim. Demek ki takıntılara gelelim. Yani. Takıntılar da beynin içerisindeki elektrik akımı. Şurada bir elektrik akımı oluşuyor. Arkaya gidiyor. Arkaya doğru dağılması gerekirken öne gelip bir daha kendini uyarıyor. Kısa devre yapıyor. O kısa devreler kişide sanki düşünce takıntılarıymış gibi oluyor. Aslında bu takıntıların altındaki yatan sebep de fizyolojik sebepler var. Ama yani her şey fizyolojikse sadece bunun tedavisi fizyolojik yani ilaç tedavisi midir? Evet, ilaç tedavisi kesinlikle olması gerekiyor. Neden? Çünkü beynin içerisinde hani 100 milyar hücre var dedik. Ve bunların her birisi de birbirine bağlantı içerisinde ve elektrik üretiyor. Şimdi bak böyle bu elektrik üretiyor, bu hücre bir. Buna elektrik geçecek. Hücreler birbirine şöyle değse elektrik buradan buraya doğru geçecek. Ama beyin hücreleri birbiriyle bağlanırken arada hava boşluğu var. Elektriği iletemez. Dolayısıyla beyin burayı bazı maddelerle dolduruyor. Hepsini saymayacağım. En önemli elektriği iletsin diye doldurduğu maddelerden bir tanesi serotonin. Mutluluk hormonu değil. Değil mi? Değil. Depresyon hormonu değil. Yani serotonin beynin iletken maddesidir. Diğer bir madde dopamindir. Diğer bir madde asetilkolindir. Bunların hepsini ayrı bir şey için kullanır. Asetilkolini düşünceyi yoğunlaştırmak için kullanır. O yüzden dikkat eksikliği insanların da çocuklarda bu madde eksik olduğu için düşünce üretilir ama düşünceyi bir yere toplayamaz. Peki bu ilaçsız düzelebilecek bir şey değil midir kesinlikle? İlaçla da düzeltebilirsiniz ama serotonin vermeden düzeltemezsiniz. Serotonin çünkü buradaki iletişim bozuk bunlarda. Ha, ilaç yerine bu hormonların verilmesi gerekiyor. İlaç dediğimiz bu ilaçların içerisinde antidepresan dediğimiz ilaçlar aslında antidepresan değil. Halk boşuna korkuyor. Üzerinde antidepresan yazıyor ama onlar antidepresan değil. Onlar depresyona iyi geliyor olabilir ama onlar beynin elektrik akımlarını düzeltiyor. Tıpkı diyabetli hastalardaki gibi. Çok tartışılıyor mu antidepresanlar hocam? Yani hani bağımlılık yaptığı söyleniyor. Kullandıktan sonra beyne aslında bir tarafını düzeltirken başka yerine zarar verdiği de söyleniyor. Tabii ki hep halk arasında konuşulanlar bunlar. Sizden gerçeğini dinleyelim ama bir de şöyle de bir algı var. Mesela işte midem hastalandığında mide ilacı alıyorum. İşte kulağım ağrıdığında ağrı kesici alıyorum ama zihnim, ruhum bozulduğunda gidip o ilacı almaya utanıyor insanlar. Ya ben deli miyim canım diyor. Hani evet. Bütün doktorlara gidilir de psikoloğa zor gidersin. Aynen, psikiyatriste. Evet. O yüzden hani doğrusu nedir bu işin? Demek ki biz şunu anlayacakmışız. Diyabetli hastada pankreas insülin üretemiyor. Depresyondaki, panik ataktaki ve obsesif kompulsif bozukluktaki insanlarda da beyin serotonin üretemiyor. Serotoninin dışarıdan verilmesi gerekiyor. Yalnız bakın burada bir şey var. Doktorların yanlış bildiği, halkı yanlış yönlendirdikleri. Hatta bazıları kasten yapıyorlar bu özellikle bu beslenmeyle uğraşanlar. İşte bağırsaktaki serotonini düzeltiyoruz diye böyle yaygara koparıyor. Bağırsaktaki serotonin beyne geçmez.
beyinle serotoninin, o serotonin, o serotonin değildir. İkisi farklı şeyler. Tabii ki. O bağırsakta doğru söylüyorlar. Diyorlar ki vücuttaki %90 serotoninin %90'ı bağırsaklardadır. Dolayısıyla beslenmenize dikkat ederseniz bunu da yeneriz diye. İşte glutenden uzak durun, şunu yapın, bunu yapın diye böyle önerilerde bulunuyor. Ama onlar da öğrensinler. Bağırsaktaki serotonin beyine geçmez. O serotoninle o serotonin aynı serotonin değil. Biri farklı serotonin, biri farklı serotonin. Beslenmeyi de düzeltemeyiz. Dolayısıyla şimdi tekrar gelecek olursak. Demek ki bu mutlaka serotoninin beyine konması gerekiyor. Bir. İkincisi, kişiye özellikle panik ataktaki, obsesif kompulsif bozukluktaki insanlara hastalıklarıyla birlikte yaşamayı öğrettiğin zaman hayatları değerli hale ve anlamlı hale geliyor ve panik ataktan korkmamaya başlıyorlar. Nasıl öğreniyorlar onu? Nasıl yapacağız? Şimdi diyelim ki. Onu da merak ediyordum, geldi sırası. Evet. Şimdi biz panik atakta ne oluyordu? Panik atakta olmayan aslan içinde oluyordu, değil mi? Evet. Ve sen o aslandan kaçmaya çalışıyorsun. Değil mi? Evet. Şimdi panik ataktaki olay şu. Ben kalkayım. Şimdi diyelim ki bunu parmağına takalım. Tamam. Böyle takıyoruz parmağına. Bunu da parmağına takalım. Hı hı. Şöyle stüdyoya doğru döndürelim. Evet. Bu senin panik ataktaki halin. Birdenbire neyi gördün? Arslanı gördün. Kaçmak istiyorsun, tamam mı? Hı hı. Kaçmaya karar veriyorsun. Ne oluyor? Hiçbir yere gidemiyorum. Bu evet, nasıl öyle olacak? Kaçamıyorsun. Kaçmak istedikçe elini boğacak, değil mi? Evet. Demek ki panik atakta bizim yaptığımız şey kaçmak değil. Ne yapmış? Üstüne de gitmek değil. Serbest bırakmak. Bak, serbest bıraktığın zaman. Hop, çıktı. Çıktı. İşte o serbest yani, bırakmayı nasıl yapacağız? İşte defüzyon olacağız. Şimdi panik atak neye benziyor? Diyelim ki bir gün tek başına ormanda mangal yapıyorsun. Tek. Eti kızarttın. Mis gibi et kokusu var. Eti yiyeceksin böyle. Buram buram kokuyor. Tam bir dönüyorsun arkanı. Kocaman bir ayı var. Of. Yanında da yavrusu var. Tam dibinde. Ne yaparsın? Yani mantıken insan kaçmaya çalışır ama kaçarsan o kovalayacak. Tehdit aslında durumu. Sabit kalmak mı daha doğru? Değil mi? Savaşabilir misin? Hayır. Mümkün değil. Senden 100 kat güçlü bir hayvan var yani. Parçalar. Buyur kardeş mangalı deyip. Demek ki o YouTube'da izledikleri o herkese inanmayacaklar. Hastalığınla savaşacak. Hayır kardeşim, savaşmayacaksın. Karşında kocaman bir düşman var, panik atak. İçinde adam düşünüyor, diyor ki beynin kocaman ayı var. Sen kimle savaşıyorsun? Seni parçalar. O zaman ne yapıyorsun? Kaçmaya çalışıyorsun. Ne yapıyorsun kaçabilmek için? Alkol tüketiyorsun. Beter ediyorsun kendini. Sigara içiyorsun. Kumara veriyorsun. Madde kullanmaya başlıyorsun. Kişisel gelişim kurslarına katılıyorsun. Nefes terapilerine katılıyorsun. Benzodiazepin tarzı depresyon ilaçlarından içmeye başlıyorsun. Kaçıyorsun. Ama kaçmak da çözüm değil. Çünkü o da senin içinde birlikte geliyor. Ayı seni yakalar. O zaman bizim örneğimiz şu. Örneğimiz de şu olsun. Şimdi diyelim ki bu bir senin problemin. Hı hı. Yazalım. Ben panik ataklıyım. Değil mi? Evet. Problemim bu. Panik atak. Senin tamam. Problemin bu. Şimdi problemini al bakalım. Aldım. Yaklaştır. Tamam. Şimdi bu problem burada dururken. Hı hı. Şu an beni görebiliyor musun? Göremiyorum. Benim yüzümdeki mimikleri görebiliyor musun? Hayır. Stüdyoyu görebiliyor musun? Hayır. Hayatla bağlantın var mı? Hayır. Araba sürebilir misin? Hayır. Bak, bütün hayatın koptu değil Bitti. Mi? Bir tek bunu düşündüğünde. Diyorsun ki keşke diyorsun panik atağım olmasaydı. Şu niye geldi ki bana diyorsun. Bunu istiyordun değil mi? Yani olmasın diyorsun. Olmasın. Ama var, gelmiş bir kere. Gelmiş yani. O zaman ne yapıyorsun? Bu gelmiş. Burada tutmuyorsun, kurtulayım diyorsun. Tut. Şurasından benim gibi tut. Hı hı. Bu senin problemin. Tamam. Şundan diyorsun, kurtulayım diyorsun. İt bakalım, git bakalım. Kurtulabiliyor musun? Hayır, daha beter dolan başlı bir hale geliyor. Değil mi? Evet. Demek ki panik atakta gözünün önünde tuttuğun zaman hayattan gidiyorsun. Kurtulmaya çalıştığın zaman da beter kurtulamıyorsun. Oluyor. Şu kucağına biraz dursun. Tamam. Şimdi şey gibi düşün. Bu neye benziyor biliyor musun? Ters bir şey ama genelde Amerikan filmlerinde oluyor ya, bu bataklığa batıyorlar. Hmm. Bataklığa battığın zaman insan doğası gereği ne yapmak ister? Çırpınmak ister. Ama çırpındıkça batıyor. Batarsın.
egona ters bir şey yapman gerekiyor. Ne yapman lazım? Sırt üstü yatıp beklemek gerekiyor. Çünkü o zaman yüzeyi genişletiyorsun. Batmıyorsun. Batmıyorsun. Değil mi? Şimdi ben bu konuşmayı yaparken problem bak kucağımdaydı değil mi? Hı-hı. Hayatla bağlantın da var değil mi? Tabii. İşte eğer biz kişilere savaşmak yerine bir kurtulmaya çalışmak yerine kucağına oturtturursak. Kabullendirirsek yani. Harikasın. İşte tam da buydu. Kabullenmek. Kabullenmek psikolojik esnekliği beraberinde getiriyor kabullenmek. O zaman bizim panik atakta semptomları gidermek yerine yani bugün psikolojinin düştüğü, pozitif psikolojinin düştüğü en büyük hatalardan bir tanesi anında semptomları gidermeye. Yani bu semptomları gidermek halının yerine. Halının altına süpürmek. Yerine. O kişilerde esnekliği sağlamak. Bunlardan bir tanesi neymiş? Kabul ettirmek. Acceptance. Yani kabul ne demek? Aslında bizim yani Avrupalıların ve Batı'nın yeni öğrendiği, bizim oryantal toplumların bildiği aslında kaderci bir anlayış aslında. Çok güzel bir anlayış aslında. Yanlış bir anlayış değil, çok güzel. Yani her gelenin Allah'tan geldiğini bilmek. İstiyorsan, layık düşünüyorsan her geleni değiştirebildiklerini değiştirip değiştiremediklerini kabullenmek demek. Mesela saçının rengini değiştirebilirsin. Ama gözünün rengini değiştir ya da boyunu değiştiremiyorsan kabullenmek yani. İşte bizim burada yaptığımız şey ne? Birincisi, en önemlisi önce kabul ettirmeyi öğreniyoruz. Değiştirdiğini değiştir, değiştiremediğini kabullen. Ama bu kabullenmeyi bu seviyede yani şu bilişsel seviyede yaptırmak çok zor. Evet, o çok zor. Zor. O zaman ne yapmamız lazım? Birincisi, üç saç ayağı şeklinde gidiyorum ben. Birincisi kabullendirmek. Saç ayağının şurası burası. Tamam. İkincisi o düşüncelerden kişiyi arındırmak. Neydi bizim? Gözlüğümüz vardı değil mi? Hı hı. O kişiye aslında bunun düşüncelerin sadece bizde füzyon olduğu hayatta her şeyimizi aslında düşüncelerimizi bizim yordamamızla alakalı olduğunu biliyoruz. William Shakespeare ta o zamanlar söylüyor diyor ki hiçbir olayın iyisi kötüsü yoktur. Her şeyi iyi ya da kötü yapan bizim düşüncelerimizdir diyor. Doğru. Değil mi? Doğru. Yani dört ayaklı bir sandalye var. Baktığın zaman diyebilirsin ki ya şuna bak sandalyenin bir tane ayağı bozulmuş. Ne kadar kötü deyip karamsarlığa girebilirsin. Ama öbür taraftan bir sanatçı aslında onu üç ayaklı yapmasının sebebi işte bakın işte sanatta böyle şeyler de olabilir diye. Onun da bakış açısı buydu. Görüyorsun olay. Hı. Kişinin nereden baktığıyla. Baktığı demek ki o zaman biz öncelikle bu panik ataktaki insanlara ve obsesif kompulsif olan hastalara bunun aslında bir düşünce olduğunu ve düşüncelerin yani kırmızı gözlükler olduğunu ve kırmızı gözlüklere korkmadan, kaçmadan, savaşmadan nötr şekilde bakmayı öğreteceğiz. İşte neydi? Üçlü ayakta. Hı hı. Bir, kabul. İki, düşüncelerinden arınma. Ama bunu yaparken üçgenin tepesinde meditasyon geliyor. Hmm. Mindfulness meditasyonu. Yani o arınabilmek için çünkü en zoru da o. Aynen. Yani ben bu tip insanlarla yani çok yakınımda arkadaşlarımda da var. Mesela değiştiremeyeceği bir şey var. Ama onu öldürmeyecek, batırmayacak hiçbir şey. Yani psikolojik bir şey tamamen. Diyorsun ki bak bu sana sadece hastalık getirecek. Değiştiremiyorsun bu kadar üzülme. Elimde değil diyor. Yani elimde değil deyince kilitleniyorsun. Yani çünkü bir faydası var mı sana üzülmenin? Hayır. Değiştirebiliyor musun üzülerek? Hayır. O oluyor mu? Hayır. Değiştiremez. Bu insana ne denir şimdi? İşte sen ona ne yapıyorsun? Ona diyorsun ki bak böyle yapma. Böyle olma. Değiştirebilirsin diyorsun. O hiçbir ama işe yaramıyor. Onda o gözlük var. Senin konuşman o gözlüğü çıkarttırmaz. Peki meditasyonda nasıl kabul ettireceğiz? Meditasyonda ne yapacağız? İşte çok güzel bir yere geldik. Meditation demek ortama alışmak demek ve bunun hiçbir dinle alakası yok. Hı. Yani öncelikle meditasyon deyince insanlarda böyle bir irritasyon hani Hinduizm, Budizm, Brahmanizm onlarla bir alakası yok. Meditasyon insan doğasının en büyük gerçeğidir. Hı. Yani bu insanlığa öğretilecek bir şey varsa meditasyondur. Yani meditasyon benim son 2-3 senede bulduğum kendi içsel zenginliğimi geliştirdiğim aslında mutluluk dediğimiz şeyin dışarıda değil içimizde olduğu. Var ya hani
Cem Yılmaz'ın mutluluk bir esprisi var. İçimizde. Hani bir sürü para verdim. Hani kadevesi nerede? İçinde. O da içinde diyor ya. Her şey içinde. Onun dediği gibi hakikaten içimizde bizim. Ama bu meditasyon nedir? Onu bir anlatalım. Meditasyon çok basit bir şey. Bir kere öyle kompleks oturması yoktur. Bir, ellerinizi böyle lotus pozisyona geçirmek yoktur. İki, hiçbir şey yoktur. Sadece oturacağız bir. Oturduktan sonra oturduğumuz ortamı fark edeceğiz. Havayı fark et. Gelen sesleri fark et. Oturduğun yeri fark et. Ayağını nereye basıyorsun fark et. Elbiselerinle temasını fark et. Bunları fark ettikten sonra beynimiz bir yerlere kaymasın diye, bir çapa olsun diye bir kendimize çapa noktası seçiyoruz. Bu çapamız da nefes. O kadar basit nefesimizi ki bu meditasyon. Nefesimizi takip ediyoruz. Nefesimizi takip ediyoruz. Nefesimizi takip ederken üç yerden, burnumuzdan havanın girip çıkması şeklinde, göğsümüzün alçalıp yükselmesi, karnımızın alçalıp yükselmesi. Hangisini istiyorsan bir bak kendine, hangisi sana mantıklı geliyorsa, burnun, göğsün mü, karnın mı, seç onun bir tanesini. Sadece onu takip et. Onu takip ederken kesinlikle nefesini düzeltmeye çalışmıyorsun. Düzelmeye çalışmıyorsun. İyi olmaya çalışmıyorsun. Sakinleşmeye çalışmıyorsun. Hayatında ilk defa kendine compassion, merhametli ve kibar davranıyorsun. Kendini olduğun gibi kabul ediyorsun. Bunu yaptık mı? Bak, bunu yapıyoruz. Mümkünse sessiz bir ortamda. Lütfen bunu bir yapsınlar. Hayatları değişmeye başlayacak ya. O koşturdukları her şeyin boş olduğunu, bütün zenginliğin içlerinde olduğunu ve bütün hastalıkları yenebileceklerini de görecekler yani. Şunu bir yapsınlar. Bunu yaptıktan sonra da bir bilim adamı hassasiyetiyle, bir bilim adamı bir deney yaparken ne yapar? Yansız olur değil mi? Şu olsun, şu bu olsun diye istemez. Duygu da katmaz işine. Adam araştırır. Neyse, şu iki olur. Tane suyu karıştırdığımda acaba ne çıkacak, ne tepkimi olacak diye bakar. İşte biz de tepkimesiz olaraktan bir bilim adamı gibi panik atak esnasında ne olduğunu düzelmek istemeksizin sadece seyredeceğiz. Seyredeceğiz o nefeste kalaraktan. Panik atak esnasında. Geldi panik atak mesela, bastılar. Panik atakta yapmayacağız bunu. Ha, öncesinde. Yani önce, çalışmalar bunlar. Çalışmalar, tamam. Zaten çalışmaya panik başladık. Panik atak anında da yapılabilir mi diye merak ettim. Panik atakta nefes kullanmayacağız. Nefes kullandığınız anda mesela panik atağı artırır. Tabii. Tamam. Nefes, panik atağı. Bu nefes terapistleri falan var. Geçenlerde bir tanesi şey diyordu işte, nefes alamıyorsunuz diyor. Ya ben herkes, ben akciğer doktoruyum. Nefes alamıyorsunuz ne demek ya? Ne demek böyle? Saçmalık mı olur ya? Adam %98 bakıyorsun kanında oksijen var yani. Herkesin öyle. Nefes alamıyorsunuz. Doğru nefes. Ondan sonra panik ataklara nefes aldırtıyor. İyi de beyinde zaten panik ataklarda karbondioksit azalıyor. Sen iyice azaltıyorsun, adama panik atak geçirtiyorsun. Daha da bozuyorsun. Yani nefes terapisi falan yoktur panik atakta. Panik atak zaten korkunun üzerine kurulmuş. Senin nefes alıyor veriyor olman beyine diyor ki sen şu an savaştasın diyor. Yani bu simgeyi veriyor. Demek ki bunun tek çözümü neymiş? Bir, meditasyon yapacağız. Meditasyon esnasında da sadece seyredeceğiz. Bunu her gün 30 dakika yapacağız. 30 dakika boyunca ne oluyordu panik atakta? Elini yıkıyorsun. Asansör korkun var. Ne varsa bunu seyredeceğiz. Bilim adamı gibi. Duygu katmayacağız. Düzelmeye çalışmayacağız. Nefesimi düzeltmeye çalışmayacağız. Sadece seyredeceğiz. Seyretmeye başladığın zaman beynin içerisindeki bu amigdala dediğimiz merkez 6 haftada %30 geri küçülüyor. Tabii. Peki bu mesela şimdi panik atak, asansörde kalma korkusu, işte yükseklik korkusu, her şey için geçerli anladığım kadarıyla. Fakat duygusal korkular için geçerli mi? Hepsi. Değersizlik, yetersizlik, başarısız olma korkusu, bütün bunları da meditasyon esnasında yok etmek mümkün müdür? Şimdi değersizlik inancında. Bir kere değersizlik inancı da bir düşünce değil mi? Eskiden biz ona aşağılık kompleksi derdik. Evet, şimdi daha kibarlaştırdılar değersizlik inancı. Değer ne demek? Değer ne demektir? Değer demek bir şeyi kıyas yaptığın yerde değer başlar. Şimdi mesela ben uzun boylu muyum, kısa boylu muyum, orta boylu. Niye? Bakıyorum etrafıma, kıyas yapıyorum. Değil mi? Tabii. Bakıyoruz. Bir adada büyüseydim tek başıma, bana sorsan uzun mu boylu kısa mı ne bileyim derdim yani. Değer demek... Artık bir maddenin ölçülebilir, değerlendirilebilir, alınabilir, satılabilir bir mala dönüştüğünü gösteriyor. Değer demek mal demektir.
Altın demirden değerlidir, doğru mu? Doğru. Çünkü değer, kıyas yaptın. Kıyasın olduğu yerde. Şimdi sen de ne yapıyorsun? Değer haline geldiğin zaman kıyas yapmaya başlıyorsun. Ondan daha uzunum, daha kısayım, daha şuyum, daha buyum diye. Ve değer haline geldiğin anda, artık ekonometrinin bir ayağı haline geldiğin anda içindeki o öz cevheri kaybetmeye başlarsın. Doğru. Değil mi? Ama çok kıyas yapılan bir dönemdeyiz. Yani sosyal medyaya giriyorsun, başkalarının hayatına bakıyorsun. Hep bir kıyas halindesin. Herkes bu vaziyette aslında. Zaten bu oyunun içerisinde şu an halkın %99'u bu oyunun içerisinde. Hepimizin içerisinde minomenik machine dediğimiz kıskançlık makinesi vardır. Minomenik machine. Ne yaparsın? Etrafındaki herkese kendini kıyas yaparsın. Niye? Hayatta kalabilmek için. Onunla kıyas yaparsın, buna kıyas yaparsın. Eskiden kıyas yaptığın insan sayısı mahallendeki insanlar. Bu da mı genetik kodda var? Tabii onu ki. Anlatmıştınız kuliste. Onu evet. Bir anlatsanıza hocam. Şimdi şöyle. Biz daha önce küçük topluluklar halinde yaşarken, klanlar halinde yaşarken hep kendimizi kıyas yapıyorduk. Onunla kıyas yapıyorduk, bununla kıyas yapıyorduk. Neden kıyas yapıyorduk? Acaba o topluluktan bizi atarlar mı? O topluluğun en zayıf halkası mıyız diye kıyas yapıyorduk. Oradaki mücadele hayatta kalma mücadelesiydi. Çünkü oradan atıldığın anda bir, yemek bulma ihtimalin azalır. İki, av olurdun. Yani yırtıcıların avı haline gelebilirdin. Bu daha sonrası dönemde de devam etti. Nerede kıyas yapmaya başladın? Özellikle akrabaların arasında kıyas yapmaya başladın. Benim amcamın kızı böyle, amcamın oğlu böyle. O yüzden de hep amca çocukları, teyze çocuklarıyla kıyas olursun. Tamam mı? Bak, o yoktu, teyzenin, komşunun kızı komşunun. Teyzenin çocuğu şurayı okudu, sen hala okumuyorsun falan. O şöyle efendi çocuk, süt içiyor, boyu uzadı falan. Ya da sınıftaki çocuklarla. Yani sınıftaki çocuklarda mesela sen 7 alırsın. Yanındaki çocuk 6 alır, sevinirsin. Ama öbür sınıfta 10 almış, ona bakmazsın. Ona bakmaz. Kıyası burada yapardık. Ama sosyal medya ile beraber, özellikle bu işte yeni, belki isimlerini söylemek sakıncalıdır da. Evet, bu sosyal medyalarla beraber ne oldu? Açtığın anda binomenik machine dediğin o kıskançlık makinen o kadar çok kıyas yapabileceğin yerlere gitti ki. Daha önceden hayatlarını bilemeyeceğin insanların evinin içine giriyorsun. Evinin içine giriyorsun. Tom Cruise'un havuzlu evini, tepesine helikopter giren evini görüyorsun Tom Cruise'un. Tabii. Nasuh Mahruki'nin çıktığı Everest tepesini görmeye başlıyorsun. Bir de orada herkes en iyi anını paylaşıyor. Aynen öyle. Kötü bir şey paylaşmıyor. Ekin Olcayton'un şu ses tonunu, konuşma tonunu istiyorsun. Nasuh Mahruki'nin çıktığı dağı istiyorsun. Tom Cruise'un evini, havuzlu evini, helikopterlerini istiyorsun. Brad Pitt'in o baby face'ini istiyorsun. Bilmem bir şeyin göğsünü, basenlerini istiyorsun. Haydi hoş geldin değersizlik duygusu. Al sana değersizlik duygusu. Şimdi değersizlik duygusu ne yapıyor? Vücudun habire stres oluşturuyor. Habire kortizon salgılıyor. Acaba hayatta kalacak mıyım? Acaba ben ava yem olacak mıyım? Çünkü durmadan savaş içerisinde. Al sana mutsuzluk. Mutsuzluk. Çünkü mutluluk nedir? Mutluluğun tanımı nedir? Ne bekliyorsun? Ne buluyorsun? Ne bekliyorsun? Ne mutluyorsun? İşte ne bekliyorsun bölümü aslında çok önemli. Yani çok imkansız bir şey mi istiyorsun? Bir örnek vereyim. Boğazda yalı istiyorsun. Ama onu pek bulamıyorsun. Etilerden kimsenin alamadığı bir konak kalmışsın. Sen hem fakirsin hem mutsuzsun. Çünkü boğazdan o yalıyı alamadığın için fakirsin. İstediğini yapamadığın için mutsuzsun. Aslında çok zenginsin. Aslında etilerden konak almışsın. Türkiye'nin %5'lik azınlığı orada değilsin ama. Orada değilsin işte şu bardağın hala boş tarafını görüyorsun. Bunu doldurmaya İnsan çalışıyorsun. İnsanoğlu neden bu kadar doyumsuz? Doyumsuz değil aslında. Bu olay değersizlik inancı. Yani hayatta kalma mücadelesi. Çünkü millet ileri gidiyor, ben geride kalıyorum. Nasıl Mahruki dağa çıkıyor, ben çıkamıyorum yani. O hayatta kalma mücadelesinde üste gidiyor. Değil mi? Yani dolayısıyla da sen geride kalma mücadelesinden dolayı doyumsuz oluyorsun. Ya ve dolayısıyla kendini değer haline getiriyorsun. Ama işte bak burada meditasyonun faydası bu. Meditasyonda biliyorsun ki kendi içinde hepimizin içerisinde bir öz değerimiz var. Şu masanın bir öz değeri var. Sen beğensen de beğenmesen de bir öz değeri var. Sen kendini bir pırlanta gibi düşün. Pırlantayı şu masanın üstüne koysak. Sabah akşam desek ki ay sen ne güzel pırlantasın, canımsın, cicimsin desek, pırlantayı kuyumcuya götürüp satmaya çalışsak değeri artar mı? Artmaz. Hayır.
Peki pırlantayı buraya koysak, 100 kişiyi toplasak, sen aşağılıksın, ne biçim kötü pırlantasın desek, götürüp satsak değeri düşmez. İşte sen de bir pırlantasın ama bunu göremiyorsun. İçindeki o atalarından getirdiğin ilkel genle kıyas yapacağım, hayatta kalamam mücadelesiyle, o da olsun, bu da olsun, yazlık evim olsun, şu odam olsun, bu odam olsun. Hep bunlar hep hayatta kalma mücadelesi. İşte bu şeyin içerisine kapıldığın zaman, ki ben de onlardan biriydim. İşte gidiyorum mesela, işte Hacettepe en yüksekti, onu kazanayım. İşte Harvard en iyi üniversite, ona gideyim. Ondan sonra bunun olsun. Bir baktım ki ben hayatı başkaları için yaşıyorum. Necat Hacettepe'de okudu. Necat Harvard'a gitti. Ama ben mutlu değilim. Çünkü hayatta ne kadar amaç edinirseniz adının, o amaçların bir gün bittiğini göreceksiniz. Benim bitti şu an. Okudum, profesör oldum. Nereye gideyim daha? Daha ne olacak? Ne yapacağım yani? Değil mi? Şimdi sizi mutlu eden ne mesela? İçim. İçimdeyim. Yani çünkü neden? Bak bu meditasyonlar esnasında 30. dakikayı geçtiğin anda bedenden, acı veren her şeyden kurtuluyorsun. İterik bir beden haline dönüşüyorsun. Yani bu bedenden kurtuluyorsun. Hı hı. Beyin dalgaların beta dalgasından çıkıyor. Böyle şu ortalıkta theta healer'lar falan var. Onlardan hı hı. bahsetmiyorum. Yanlış anlamasınlar. Bizim şu an uyanıkken beynimizde beta dalgaları var. Gözlerimizi kapattığımızda alfa dalgaları var. Hafif böyle uykulu olunca theta dalgalı. Uykuda da delta. Biz bunu ölçüyoruz yani. O dalgalar bu elektriği oluşturuyor. İşte meditasyon esnasında alfa ve teta dalgaları beyinden çıkmaya başlıyor. Burası yaratıcılığın arttığı. Çünkü beyin gerçekle sanalı ayırt edemez. Beyin aptaldır. Bak beyin aptaldır. Gerçekle sanalı ayırt edemez. Ne yüklersin? İşte hipnoz diyoruz ya. Hipnoz dediğimiz olay da budur. Hipnozda da kişiye sanki bir olay gerçekmiş gibi hissettirirsin. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir tane örnek vereyim. Beynin gücüyle ilgili. Ah bana mı yapıyorsunuz? Sana yapacağım. Şimdi bak. Bu sabit duruyor değil mi? Senden ricam bunun sağa ve sola sallandığını hayal et. Eğer iyi düşünürsen, iyi enerji verirsen bunun sağa ve sola doğru sallandığını göreceksin. Daha güç ver. Güç ver. Güç ver. Güç ver. Ben yapıyor muyum şu an bunu? Bunu sen yapıyorsun. Evet, daha da güç ver, daha da güç ver, daha da güç ver. Ama senin ve seyircilerin kafasında şüphe kalmasın diye bunu sana vereceğim. Tamam. Tüt buradan, metaline dokunmadan, elektriğini bozmasın. Bu seviyede duruyoruz. Tamam. Evet, sabit duruyor değil mi şu an? Sabit duruyor. Şimdi bunun sağa ve sola sallandığını hayal et. Sallandığını hayal et. Sadece buraya bak. Televizyonlara, kameralara bakma. Evet. Daha da güç ver. Güç ver, güç ver, 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 ver. Aferin sana, aferin sana. Daha da güç. Güç, 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 güç. Güç ver. Güç ver. Evet, daha da ver. Daha da ver. Şimdi bak daha ilginç bir şey yapacağız. Şimdi bunun döndüğünü hayal et. Döndüğünü hayal et, dönmeye başlayacak. Döndüğünü hayal et. Döndüğünü hayal et, döndüğünü hayal et. İndirme. İndirme, indirme. Evet. Evet, evet, evet. Bak dönmeye başlıyor. Aferin sana. Daha da güç ver. Güç ver, güç ver, güç ver. Aferin sana, zihninle ver. Harika. Görüyorsun değil mi? Beyin neler yapıyor. Hocam gerçekten çok ilginç. Evet. Yani hani siz yaparken evet şüphelenilebilir. Hani evet. Seyircilerimizde ben şüphelenmedim sizi tanıdığım için ama kendim yapar. Bunu ben mi yaptım gerçekten şimdi? Ben i̇şte, bunu kendi kendime yaparken yapabilir miyim? İşte hipnoz dediğimiz olay bu. Bu normalde. Normalde ne yaptım? Ben senin aslında beynini kontrol ederekten şu kasını hareket ettirdim. Sen bunu oynattın aslında elini. Ama öyle bir şey hissetmedin. Böyle İşte hissetmedin mi? Ama oynatıyordun. Çünkü bak bunu mesela bir duvara bağlayalım. Sabah akşam düşün sallayamazsın bunu. Böyle bir gücümüz falan yok yani. Ha, çok ilginç gerçekten hocam. Yani ne yaptı? Beyin kası etkiledi değil mi? Evet. Ve fakat ben o sırada bunu hissetmedim. Evet. Elim sabit duruyordu. Aynen. Ama kas oynuyordu i̇şte yani. Hipnoz dediğimiz olayda beyin sayesinde bedene hükmetmeye çalışıyorsun. Çünkü beyin güçlü. Yoksa böyle hani enerjiciler var ya, enerji veriyor falan filan diye. Orada da hipnoz yapıyorlar. Enerji verdikleri yok yani.
Şu meditasyonla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi yarım saat dediniz ya, meditasyonla yeni başlayanlar için yarım saat çok uzun bir süre. Doğru. Yani bir noktada mutlaka bir dikkat dağınıklığı oluyor. Ay ben yapamayacağım oluyor. İlk başlayanlar zaten pek ne yaptığını bilerek başlayamıyor belki. Hani ilk başlayanlar için, yeniler için ne tavsiye edersiniz? Hani o konsantrasyonu... 15 dakika. 15 dakika lütfen nefeslerine gelsinler. Nefeslerine geldikten sonra bir bilim adamı gibi tekrar duruyorum ki yani ben... Hastalarıma bunu öğretiyorum. Yani ekonomisi olmayan, bana gelemeyen insanlar için bu hayatlarına koydukları zaman hayatlarını nasıl değiştiklerine bir baksınlar. Sadece 15 dakika boyunca nefeslerine geldikten sonra her neyse problemleri duygu katmadan, düzelmeyi beklemeden. Çünkü ayı gibi kaçmaya da çalışmayacaksın, savaşmaya da çalışmayacaksın. Hı hı. Olduğu gibi kabul edeceksin. Kabul ettiğin zaman ya da o kağıdı yaptık ya gözünün önünde tutmayacaksın. İtmeye de çalışmayacaksın. Panik atağından kurtulmaya çalışmayacaksın. Sadece seyretmeye başlayacaksın. Obsesyonlarını seyretmeye başlayacaksın. Kilonu seyretmeye başlayacaksın. Kilo. Hı hı. Çünkü kilonun altındaki en önemli sebep işte değersizlik inancı dediğin orada yani. Kilo. Ha, ondan mı olur? Tabii. Geçenlerde kilo meditasyonu yaptık insanlara. Onu anlattım. Dolayısıyla bunu seyretmeye başladığın zaman beynin yapısı değişiyor. 6 haftada beyinde fMRI çalışmalarında, fonksiyonel MR çalışmalarında oranın küçüldüğünü gösterdiler. Peki bu esnada bir müzik olmalı mı? Meditasyon müzikleri var mesela. Olabilir. Ya da... Yani hiç önemli değil. Ne olduğu önemli. Karanlık bir yerde mi olmalı? Hiç. Bunları soruyorlar hocam. O yüzden ben ayrıntılı soruyorum. Güzel. Yani böyle kimsenin olmadığı, huş bir ortamda, hafif bir müzik ama sözsüz bir müzik. Ondan sonra nefesinize geldikten sonra... Probleminizi seyredin. Bakın panik atak kalıyor mu diye bir seyredin yani. Bakın obsesyonlarınız kalıyor mu diye. Bakın o ilaçlara hiç ihtiyacınız kalıyor mu? Yani o kadar basit ki her şey sizin içinizde yani. Gerçekten çok değerli bir şey bu. Çünkü hani hepimizin zihnini yeniden bir kurmaya aslında çok ihtiyacı var. Hani zor dönemler geçiriyoruz. Hani ülkede de dünyada da tuhaf her şey. Hani eskisi gibi değil. O yüzden bir insan hani zihnini yeniden nasıl kurar diye son 5 dakikamız artık onu da bir sormak istiyorum. Bu meditasyonla tabii ki çok yardımcı yapılabilir ama hani ben artık böyle bir insan olmak istemiyorum kardeşim. Ben daha pozitif, daha iyi, kendime daha yarar bir insan olmak istiyorum diyen bir insan için de tavsiyeleriniz var mı? O zihin, beden, ruh dengesi nasıl kurulur? Pozitif, önce pozitiflikten kaçacağız. Pozitif olmaya çalışmayacağız. Bu da materyalizmin bir oyunu. Franz Kafka'nın bir kitabı var, Dönüşüm diye. Mutlaka herkes bir okusun. Orada bir çocuk var. Kendi kız kardeşini okutmak istiyor, müzisyen yapmak istiyor. Evet. Ve o kadar çalışıyor ki, o kadar çalışırken farkında olmadan artık hazır fast foodlar yemeye başlıyor. Tıpkı bir böcek gibi yani küflenmiş yemekler yemeye başlıyor. Tamam mı? Hızlı hareket etmeye başlıyor. Günün birinde bir kalkıyor, bir bakıyor ki böceğe dönüşmüş. Enteresan olan bir şey var, böceğe dönüştüğünü... Annesi babası gördüğü halde sen böceğe dönüşmüşsün bile demiyorlar. Bugün işe gitmedin diyorlar. Sonra da odasını alıyorlar değil mi? İnsan departmanından, human resource'dan insanlar geliyor. Bugün niye işe gelmedin diyor. Ya ben böceğe dönüşmüşüm. Yok. Kimsenin uğruna değil. Ve uğrunda koşturduğu o insanlardan en önemlisi o Greta'nın kız kardeşi yani. Onun ölmesini isteyen de o. Ve enteresan bir şey var. Artık o örümceğe dönüşmüş ya da hamam böceği her neyse. Onun gibi davranışlar sergiliyor işte. Ne bileyim tavana asılıyor. Tam öldüreceği sırada yine insani taraflarla bir insan portresine asılmaya çalışıyor. İşte bugün bizim geldiğimiz nokta bu yarış, insanın içerisindeki bu yarış. Bu özellikle sosyal medyanın yüzünden hepimiz böceklere dönüştük. Bir bakın hayatınıza. 70 yaşınıza geldiğiniz zaman nasıl bir hayat sürdün diye bir bakın. Yani boşama doktor geçti. Olabilirsiniz. Yani çünkü mesela ben kendimden örnek olayım. Öyle düşünüyorsun ki diyorsun ki ben doktor olacağım. Bütün hayatımın amacı bu. Bu olursam sanki hayatım anlam kazanacağım. Ben değerli olacağım. Ekin bana gittiğimde bana değer verecek. Tamam mı? İnsanlar bana saygı gösterecekler falan diye düşünüyorsun. Ama bir oluyorsun bir bakıyorsun içinde bir boşluk var. Burası boş yani. Değil mi? Amaç bitti yani doktor oldum. O boşluğu doldurmak hedefimiz olmalı değil mi? Bu boşluğu doldurmak. Niçin yaşıyoruz? Yani bunun anlamanın içinde kendinin içine bir dönüp
kendini ses şeyine bir dinleyebilmek lazım. İşte bunu yaptığın zaman da işte bu bizim tedavimizin aslında birincisi kabul, ikincisi kabulle beraber de yüksek insan değerlerine doğru. Amaç değil, değer. Amaç nedir? Biten şeylere amaç denir. Doktor olmak, profesör olmak, spiker olmak, sunucu olmak, şuna sahip olmak. Bunlar amaç. Yüksek insan değerleri. Hayvanları sevmek, insanları sevmek, erdemli olmak, faziletli olmak. Ben 80 yaşında nasıl bir hayat zordu ama yaşadığıma değdi demek. Zaten onu diyebilmek ölmeden önce gerçekten çok değerli. Keşke hepimiz onu diyebilsek yani o zamanı geldiğinde. Yaşadığıma değdi. O yüzden meditasyon yapacağız. Tamam. O zaman hep birlikte söz veriyor muyuz Neşet hocamıza? Bundan sonra en azından 15 dakikayla başlıyoruz. Hedefimiz yarım saat. Meditasyonsuz gün geçirmiyoruz. Kesinlikle. Canım hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Sizin her zamanki gibi çok keyifliydi sizi dinlemek. Çok sağ olun. Ben Nejat Altıntaş'ı ağırladık bugün. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gitmeden önce abone olmayı unutmazsanız da seviniriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.